Katılım evim, hayatı inançla söz arasındayız sunar. Katılım evim, kim ev sahibi olmak istemez ki? Haddini bilmeyi çok önemsemişler büyüklerimiz ve çeşitli şekillerde işaret etmişler. Evvela dedemin söylediğini size anlatayım. Bana sormuştu, 8-10 yaşlarındaydım. İslam'ın şartı kaç? E, saydım 5. Hem de böyle sular seller gibi biliyorum. Altıncısı ne diye sordu. Gayet net bir cevap verdim. Dede burada altı olmuyor. Altı olan imanın şartı. İstersen onu da sayayım. Bir aferin daha koparmak için. Ama dedem ısrar ediyor. İslam'ın altıncı şartı nedir? Yok dedim. Yine aferin dedi. Aferin. Yoktur dedi. Doğru ama İslam'ın şartı beş evlat altıncısı haddini bilmektir dedi söyleyiş biçimi mahalli işi veya uygun biçimde. Altıncısı büyük küçük hettini bilmek. Şairlerimiz nasıl söylemişler bunu? Mesela andan yeyrek ne vardır kişi bile kendüzün, kendüzün bilen kişi kamulardan ol güzin kendi özün kısaltılarak söyleniyor. Şundan daha üstün ne olabilir ki insan kendini bilmiş olsun? Kendini bilen kişi herkesten üstündür. Kendi özün bilen kişi kamulardan olguzin, seçkin olur, yüksek olur diyor. Fakat tabii nabi merhum bu meseleyi kendine Uygun üslubuyla harika biçimde ifadelendirmiş. Şöyle söylüyor. Fedayı tığ olur haddin tecavüz eyleyen muğlar. Cefayı tığdan asu dedir müjganü ebruğlar. Elbette nabidir. Üslubu ağır, ağdalı. Şöyle açıklanabilir. Günümüz Türkçesine şöyle getirebiliriz. Fedayı tığ olur. Yani kılıca feda olur. Tığ kılıç demek. Fedayı tığ olmak, kılıca feda olmak ne demek? E kesilir yani. Başını keserler diyor, idam ederler. Kimi? Haddin tecavüz eyleyen muğlar. Haddini aşan kıllar. Muğ kıl demek. Haddini aşan kılları kılıç keser diyor. Cefayı tığdan asudedir. Kılıcın cefasından kurtulur, rahattır. Başına o bela gelmez. Kimin? Cefayı tığdan asudedir. Müjganu ebrular. Kaş ve kirpikler. Şimdi söyleyiş cidden çok latif. Bunu en iyi hemcinslerin bilir. Berbere oturursunuz, size sorar üstad. Şimdilerde onlara kuaför demeye başladık ama berber ne yapacağız der. Siz de dersiniz ki komple. E komple ne demek? Yani gırtlaktan yukarı ne bulursan kes. Saç, sakal, bıyık ne bulursan keseceksin yani. Tam yetki veriyorsun, komple diyorsun. O da alır eline usturayı, makası, bıçağı, nesi varsa muhtelif kesici aletleri vardır. Saçı keser, sakalı keser, bıyığı keser ama kaşa ve kirpiye dokunmaz. Neden? Haddini aşmamışlardır da ondan. Buradan ders al, haddini aşan kılıca uğrar. Haddini tecavüz eden başı kesilerek cezalandırılır diyerek bize hayat dersi vermektedir. Gel de bu dersi unut şimdi. Teklif etmiştim geçen de bir üstada, bir berber dostuma. Bunu şuraya yaz as demiştim. Yani tıraş olma bahanesiyle insanlar bir hayat prensibini de hem de en usta bir şairin elinden dilinden Duymuş olsun, ezbere almış olsun istedim. Haddi bilmek nedir? Had bilmek ne demek? Mesela hattatlar hat meşketmeye başladıklarında, ustanın önüne diz çöktüğünde, divit eline aldı, kalemi eline aldığında ilk ders şudur. Tabi Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmin bil hayr. Ya Rabbi kolaylaştır zorlaştırma hayrı tamamla duası yazılır adettir de besmele yazılır adettir de ustasından çırağın duyacağı ilk cümle şudur. Evlat hat bilmek had bilmektir. Öyle ya dersinizi çalışır gelirsiniz meşkinizi gösterirsiniz artık şunu yaptım evde bir ev ödevi biçimindedir. Saatlerce belki günlerce uğraşırsınız. Ustaya gösterirsiniz ne diyecek? Siz büyük bir heyecanla beklemektesinizdir. Onun iki dudağı arasından çıkacak sözler sizin için çok önemlidir çünkü. Bir aferin dünyalara değer. O gayet ciddi bir eda ile bakar 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 ve bazen Mesela şöyle söyler. Şu kafın altındaki çizgiyi iki saç kılı daha ince yap. Verilen ölçüye bakar mısınız? İki saç kılı daha ince yap. Bu nasıl bir görüştür? Bu nasıl bir bakıştır? Ben öyle bir hattatı, bütün çağların en üstün hattatı olduğunu bildiğimiz Hamidi Amidi'yi, Hattat Hamid Aytaç'ı yerinde görmek, ziyaret etmek fırsatı bulmuştum. Vefatına Allahu alem bir yıldan az kalmıştı. Talihim yaver gitti. Bir çay söyleme bahanesiyle gittim, gördüm. Çok şaşıracak bir manzaraya da şahit olduğum işin doğrusu. Gayet loş, hatta karanlık bir odada çalışıyordu. Tir tir titriyordu, hayli yaşlıydı. Ama o ayakta zor duran, merdivenleri zor çıkan ve mütemadiyen titreyen adam kalemi eline aldığı zaman yazarken eli titremiyordu. Bu sanatta, hat sanatında Sonrakiler öncekilerden üstündür. Her fende olduğu gibi. Yani din ilimlerinde öncekiler sonrakilerden üstündür ve onlara tabi olunur. Ama fen ilimlerinde iş işte tersinedir. Zaman ilerledikçe sanat tekamül eder. Öncekilerin tecrübesi üzerine yeniler eklenir filan. Gelenek gelene ektir derler bilindiği gibi. İşte o yüzden belki bütün çağların en büyük hattatı Üstad Diyarbakırlı yani Amitli, Hamidi Amidi merhumu. Böylece bir görme fırsatı bulduğumu da sevinçle hatırlıyorum. O iş hanında çaycı ile aralarında bir kavga olmuş. Çay parasından dolayı gecikti diye filan sitem etmiş çaycı. Bunun üzerine demiş ki bana hattat hamit derler evlat. Paran bende kalmaz. Bunu almış tabii <laughs> merhum üstad sıkıştırma beni demiş ama çaycı sen hatta Hamit sen ben de çaycı Bekir'im falan diyerek celallenmiş. Evlat her anda bir çaycı Bekir bulunur ama asırlarda bir Hattat Hamit gelmez diyerek mecburen mecburen övünmüştür. Haklıdır yani mütevazı söylemiş daha aslında söylemeye hakkı vardı. Nedir haddini bilmek? Haddi bilmek aslında iyi kul olmak demek. İyi kul olmak ise üç şeyden ibaret. İlim, amel, ihlas. Yani dinimizin emirlerini güzelce öğrenmek, öğrendiğine uygun yapmak, yaşamak ve bunu yalnız Allah için yapmak. İlim, amel, ihlas. O razı olmuşsa herkes ve her şey razı olmuş demektir. Rıza en üstün makamdır. Onun rızasına talip olmak insanın haddini bilmesinin ta kendisidir. Ve buna kavuştuğu zaman her şeye kavuşmuş demektir. İşte rıza makamında, rıza meyanında, yeni deyişle bağlamında Taşlıcalı Yahya'nın mısralarıyla söze nihayet verelim. Ganidir aşk ile gönlüm ne malim ne menalim var. Ne vaslı yâre handanam, ne hicrandan melalim var. Ne sağ olmak muradımdır, ne ölmekten kaçar canım. Cihanda hastayı aşk olalı bir hoşça halim var. Ben ol hayranı aşkam ki yitirdim aklı idraki. Ne alemden haberdaram, ne kendimden hayalim var. Ne meyli külbeyi ahzan, ne tanı sohbeti yaran. Ne tanı zahidin adam, ne cengüne cidalim var. Cihan fani ey Yahya, hüvel hayyü hüvel baki, değişmem atlası çarha, benim bir köhne şalim var. Hayat istiyor değilim, ölmek istiyor değilim. Ne verilirse ona razıyım, işte rıza. Çünkü ancak razı olandan razı olunur. Sen razı değilsen, senden nasıl razı olunsun? Verilene razı ol ki senden de razı olunsun. Kusurların örtülsün. Mani değil merasimdeki kusurumuz tek olmasın kavaydi ihlas ber demiştin abi merhum. Tören kusurlarımız, protokoleri ayetsizliklerimiz, usul erken bilmememiz kavuşmaya mani olmaz. Yeter ki ihlas hasar görmesin. Mani değil, merasime dair kusurumuz tek olmasın kavaydi ihlas, bertaraf, her şey gönlünüzce olsun. Katılım Evim, hayatı inançla söz arasındayı sundu. Katılım Evim Kim ev sahibi olmak istemez ki?